Herkese selamlar. Yeni bir Warped bölümünde karşınızdayım işte. Gördüğünüz gibi şehrimiz diyorum, üstümüz bayağı gelişti. Bayağı ilerleme kaydettik. Gördüğünüz gibi tankerlerimiz hepsi çatır çatır çalışıyor. Ondan sonra fabrikamız, üretimimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda kiriş ve şeye yoğunlaştım. Çimentoya işte gün içinde de birçok yükseltme yaptığım için tuğlam da bitti. Tuğla ama kolayca üretildiği için ağırlıkları bunlardan yana kullanıyorum. Ondan sonra daha başka söylemem gerekense şunları bir fulleyeyim. Hazır hakkımdayken biraz pimpirikli davranıyoruz bunlarda ama yapacak bir şey yok. Çünkü hani zor toplanması bir yana, yani zor toplanması gerçekten bir yana, üretmesi de birazcık da takip etmek gerekiyor. Fabrikamız boşta kalsın istemiyorum abi. Yani şu anda 19 olana kadar bunlara yapabilecek bir şeyim olmadığı için bunlar bekliyor. Askeri kışlalardan bir şey yükselteceğim. Yani yapacağım şey bunlardan bir tanesini yükseltip level almak. Nasipte varsa net dezavantaj diyor. 21. seviye topçu bölüğü. Yani o kadar da boşu boşuna kimseyi, hiçbir askerimi göz göre göre katledecek değilim. Aslında yenebilirim ama bina yapımında çok kaynak gidiyor. Gerçekten aşırı derecede kaynak harcıyorum. Ve kamyonlarımı hiçbir şekilde boş bırakmamak için elimden geleni yapıyorum. Şimdilik hava yardımlarımızın hepsini kullandık. Gördüğünüz gibi geliştir dediğimiz zaman yine 19. seviye diyor ve 19. seviye varmama, niye burası açıldı? 19. seviye varmama tamı tamına 10k kaldı. Şunlardan herhangi bir tanesini topladığım zaman 19. seviye çıkmış olacağım. Haritadan bakalım ya, bir tuğlamula bir şeyler bulalım. Tuğlalı, bir de dişimizin kavuğuna göre ve seri seri tık 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 indirebileceğimiz şeylere saldıralım diye düşünüyoruz. Bakalım. Şu an etrafta bulamadım. Bu arada şimdi buraya doğru biz bir saldıralım. Ondan sonra sizlere bir şeyler de göstereceğim. Hazır yolda o askerlerim gelirken oradan gelmeseler mi ya? Şimdi burada biraz sular kaynıyor. Siz buraya gelin abi. Buraya gelin. Gitmeyin oraya. Şimdilik haritayı göstereceğim size. Burada sular ısınmaya başladı artık. Gördüğünüz gibi TFRC klanımız burayı aldı. Ondan sonra şöyle uzaktan göstereyim biraz. Yani burada bize girmeden ramak kaldı gibi. Burada sular biraz ısınıyor. Yani her an bir şeyler olabilecek gibi. Bu işte savaş kısmını yakalayabilirsem, yani bize saldırdıklarında ki geceleyin bile saldırabilirler, emin değilim. Savaş sırasında aktif olursam benim için çok tatlı olur. Hem güzel bir savaş çıkartırız, hem de bunları size aktarma şansı bulmuş olurum. Bunlar buraya gitsinler. Kaç kilometre gözüküyor? 33 kilometre. Onlar oraya gitsinler. Biz de buradan yükselteceğim bunlardan bir tanesidir büyük ihtimalle. Yani başka da bir şey değildir. Mesela şu 3. kışta yükselttiğim zaman her türlü level alıyorum. Bu da bana yeter. Yani askerlerimi de takip edeyim. Neyin ne olacağı belli değil. Şu an tehlikeli sınırlar içerisindeyiz. Adamlar ufaktan ufaktan bizi biraz tehdit veya tehdit demeyeyim de tahrik ediyor diyelim. Hani böyle şey, bir hata yapılsın da bir savaş çıksın modundalar. Biz de aynı kafadayız biraz da. Hani kimse hata yapmamak için uğraşıyor. Şu anda bile zaten durmaları, bunlar ne kadar saçma bir rotasyonda gidiyor ya. Neyse abi, en son patlasınlar, indirsinler de gerisi beni ilgilendirmiyor. Şimdi birazdan vururuz orayı. Yani dediğim gibi buralarda sular ısınıyor. Bakalım neler neler olacak ilerleyen zamanlarda. Bu arada
50 tane biletim var. Yakında şey gelecek. Bir sandık açma videosu gelecek abi. Ondan sonra şimdi her şeyimiz çalışıyor. Gördüğünüz gibi hemen gelelim subay eğitimlerine. Subay eğitimlerimiz de tam takır devam ediyor. Bizimkiler indirdi. Kaybımız olmadığı sürece hiçbir sıkıntımız yok bence. Hiçbir şekilde de kaybımız yok. Bunun olacağını bekliyordum ama düşüncesi bile kötü. İşte subaylarımız da çalışıyor. Hiçbir şekilde durdurak yok. Eğitimlerine devam ediyoruz. Çok güzel devam. Subay eğitimlerini de göstermek istiyorum. Askeri konuşlandırmayı falan hepsini sizlere göstereceğim. Elimin geldiğince, dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Süremiz yeterse yeter ya da yetmezse. Hatta onu bir sonraki videoda anlatabilirim ya da buna özel bir video çekebilirim. Bakalım zaten 6 dakika olmuş. Bence subayları nasıl yerleştirmem gerektiğiyle alakalı bilgilendirmeli bir video için devam edebilirim. Şimdi biz bakalım etrafta başka var mı? Bunlar hem saldırsınlar, savaşsınlar buralarda hem de ben de sizlere anlatmaya devam edeyim. Şöyle biraz da ufaltalım bakalım. 20 level. Bu asker kayıp vermek istemiyorum dediğim gibi şu anda kaynaklar benim için çok önemli, aşırı derecede önemli. Şuraya saldırsınlar. Şimdi ilk önce şuradan sizlere bir göstereyim. Şimdi 3 çeşit ordu türümüz var. Öncü tümen, özgürlük savaşları ve şehit nöbetçileri. Bu üçünü aklınızda tutacak. Zaten hepsinin amblemi var. Ambleminden de yola çıkabilirsiniz. Öncü tümen, işte özgürlük savaşları, şehit nöbetçileri diye. Daha sonra buraya geldikten sonra şu solda hemen solda yani işaretleri var. Özgürlük savaşçısı, öncü tümen, işte özgürlük savaşçısı neydi? Öncü tümen bir de şehit nöbetçileri üstünde zaten yıldızlı artı yumruk bir de işte bir tane kuş uçan var. Yani bunlara dikkat edeceksiniz. Bunlar bu birincisi. İkincisi ise subaylarımıza gelelim. Subaylarımıza geldiğimiz zaman her subayın arkasında amblemi var. Gördüğünüz gibi bu gerçeğin muhafızı bir öncü tümen. Tepelerin kurnazı öncü tümen. Gördüğünüz gibi Şevşenko'muz şehit muhafızı. Aynı şekilde özgürlük savaşçısı bir ışık meleğimiz var. Kanlı Mary öncü tümen. Şehit nöbetçisi beyaz kurt. Yine çok geçtim. Yine gördüğünüz gibi bu Eruptor artık nasıl söyleniyorsa bu da bir şehit nöbetçisi. Özgürlük savaşçısı Çavuş Spanner. Ve özgürlük savaşçısı da Percy'miz var. Şimdi bunlar da geldikten sonra bunları ilk önce subaylarımızı tanıyoruz. Daha sonra dikkatinizi çektiyse hemen ordularımıza geldiğimiz zaman birlikler birimler diyeceğim. Ordularımıza geldiğimiz zaman her ordunun sağ üst sağ tarafında da işte özgürlük savaşçısı mı, şehit nöbetçisi mi yoksa öncü tümen mi onları görüyoruz. Her birimin sağ tarafında var. Bir hani askerlerin ne olduğu, ne iş yaptığı, hani hangi birimden olduğu her şeyin yanında yazıyor. Gördüğünüz gibi SVT SVT 40 timi şehit nöbetçileri, M3 karabina timi de özgürlük savaşçısı, şu BM 13'te şehit nöbetçileri, Su 85M'de şehit nöbetçileri. Şimdi bunları alıyoruz. Burası kafada. Yani gerçi hani yine göreceğiz onu ama şunu da bir toplayalım. Daha sonra orduya geldikten sonra ise bunları yerleştirirken hemen şuraya girelim mesela. Gördüğünüz gibi bu neydi? Beyaz kurt. Bu da bir özgürlük savaş şey şehit nöbetçisiydi. Şehit nöbetçisi subayını şehit nöbetçisi askerin biriminin başına veriyorum. Ondan sonra aynı şekilde diğerlerini de aynı şekilde yerleştiriyorum. Elimde olduğu kadarını. Mesela bunun ikisi de özgürlük savaşçısı ve birimim de M3 karabina timi de bu tim de
özgürlük savaşçısı olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Yani bu şekilde yerleştirilmesini daha doğru buluyorum ben. Diğerleri de aynı şekilde. Zaten hani yan taraflarını renk renk de belli ediyor kendilerini. Bunlara da dikkat edersek en azından mesela şurada gördüğünüz gibi burası Öncü Tümen. Kanlımeri Öncü Tümen ama lideri şehit nöbetçisi. Burada yaptığım şey ise hani subayın boşta kalmasın diye lider olarak değil de yardımcı bir subay olarak sus lan, yanlış zamanda bağırdın. Neyse sen şuraya git bakayım. Yardımcı bir subay olarak koyuyorum. Bunu bu şekilde yaptığım zaman da özelliklerinden az çok faydalanıyoruz. Aynı şekilde subay eğitimlerinde de aynı şeyleri yapıyoruz dediğim gibi. Bunları yaptıkça daha fazla, daha iyi geliştiğine inanıyorum. Yani ben bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde yaptığım zaman da faydalarını görüyorum. Görmüyor değilim. Sizler de bu şekilde yaparsanız sizler için daha iyi olur. Bunlar da gördüğünüz gibi birleştirme atölyem açık değil. Açık olmamasının sebebi ise araştırmalarda askeriyeye tabii ki de önem verdim. Ama sanayiye birazcık daha fazla önem verdim. Onlar gerçi hani buralarda falan da açılabilir, yani tam olarak emin değilim. Bunu açtım bıraktım böyle bir şey ve bu kendi kendine ilerliyor. Bunları dokunmadım, şey yapmadım yani. Birazcık hızlandırdım sonra saldım. Çok bir şey yapmayayım diye. Sanayiye çok ağırlık veriyorum. O yüzden 5. seviyede geziyorum. Hani bulunduğumuz bölge çok bolluk ama hani gün içinde hemen gireyim, kamyonlarımı yollayayım, çıkayım diye baktığım zaman bulamadığı çok oluyor. Bulamadığı çok olduğu zaman da mesela haritayı böyle ufaltıp şey yapıyorum. 5. seviye arıyorum böyle. İşte 5. seviye gördüğüm zaman yapıştırıyorum. Yani kendim bulduğum için mesafenin çok bir önemi yok. Ama 5. seviyede çok giden olmadığı için sıkıntı yaşamıyorum. Şurada bir sakatlık çıkmaz umarım ya. Hadi kardeşim hızlı hızlı hızlı. Ya bir sakatlık çıkmasın. Hadi geçelim. Güzel güzel. İşte sanayi üretime yöneldim. Ben elimde olsa sürekli üretimi şey yapacağım ama adamlar da hani işi bir şekilde sınırlandırmaya gitmişler. Şu anda mesela hani eşit yükseltmek zorunda kalıyorum. Sürekli araştırma merkezini yükseltemiyorum. Sürekli üretimi yükseltemiyorum. Sürekli bunu bile yükseltemiyorum mesela. Level almam, diğerlerini de geliştirmem gerekiyor ama üretime bir nebze daha ağırlık verdim ve sanayiye de ağırlık verdiğim için hiç değilse nakit, çelik ve petrol konusunda sıkıntı yaşamamak benim için daha iyi şu anda. Bunlar burada araştırmamın sebebi ise bunu bir kamyon daha verecek, pardon, burada bir kamyon daha verecek. Bu benim açımdan gayet güzel olacak. Hani daha fazla ne kadar kaynak o kadar güzellik yani. Hani şunlardan ikmale gelelim. Şunlardan hala da olduğu gibi duruyor. Ya kullandığım oldu gerçi ama çoğu duruyor. Hızlandırılarımı çok azalttım. Çok hızlandır kullanıyorum. Ayrıyetten bunu da kullanacağım. Ah, pek bir şey gelmedi ama neyse. 50 tane de mi çalışıyordu? Aynen 50'ymiş. Güzel. Yani 4 yıldız olması benim için çok bir şey ifade etmiyor. Ayrıyetten. Şimdi buralara önem çekeceğim. Kendi bölgemizde yani şöyle gelelim. Gördüğünüz şu kırmızı alan içerisinde yani şöyle şu kırmızı gördüğünüz alan şu Raven bölgesi hariç yani şu kısım hariç şey ayarlayamadım. Şu kısım hariç
Kırmızı bölge bizim bölgemiz. Orası o aşağı tarafı kapsamıyor. Bu taraf bizim bölgemiz. Ve bu tarafta maden arayışı yaptığımız zaman madenlere kamyonlarımızı gönderdiğimiz zaman bizlere sandık veriyor. O sandığı da göstereceğim şimdi. Hemen burada gördüğünüz gibi dördüncü seviyedeki sandıklarım bunlar. Bu da 5. seviyeye çıkarttıktan sonra da kendi ittifak bölgemde yaptığım için kazandığım şeyler. Her, bakın bunu söylüyorum. Her traktör nereden geldi? Her kamyonu yolladığımda geldiğinde hem işte petrolü veya çeliği veya işte ödenek parası her neyse ondan veriyor. Ve ayrıyetten bir de bu kasadan alıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel 40K petrol, 30K çelik. Ondan sonra askeri ödenekte 30K cash. Ayrıca 95 gold verdi. Hızlandırma ve enerji. Acil durum enerji. Ben bu enerjiyi hani daha önceler videolarda da söylediğim gibi sürekli mesela enerjiniz varsa yakınızdaki Raven askerlere saldırın falan. Yani geri geri yanlış açıkladım. Hani saldırın falan yani saldırın kaynak toplayın falan tarzında kullandığım için enerjim bir aralar çok yetmiyordu. Bu aralar hani gerçekten ne video çekmeye vakit bulabildim ki bayağıdır da video atmıyorum. 4 gün falan oldu. İşte çoğu olmuş. Ne de şey olmadığı için enerjim birikti. Normalde enerji dayanmıyordu bana da. Şimdiki. Bu çavuş spenleri görüyorum. Şimdi bunların yanında böyle işaretler var. Şeyleri var yani. Gördüğünüz gibi komuta et. Yani bu karakterin şeyleri. Her karakterin özellikleri var yani. Daha sonra bunlar da gördüğünüz gibi %100'e çıkıyor. Bunlar bu özelliklerini güçlendiriyor. Şimdi şunu göstereceğim. Buradan bunu kullandığınız zaman bakın burası öncü tümenin subay görevi aslında. Ben buraya şehit nöbetçisi koyduğum zaman buradaki simge yanmıyor. Olduğu gibi sönük bir şekilde kalıyor. Gördüğünüz gibi sönük. Ama özgürlük savaşçısının subay görevine gelip bir özgürlük savaşçısı koyduğumuz şehit nöbetçileri subay görevine girip bir şehit nöbetçisi koyduğum zaman umarım hepsine yanlış söylememişimdir. Gördüğün gibi buradaki amblem yanıyor. Kendini gösteriyor. Bunu da daha önceden fark ettim ama yani şu anda söylemek aklıma geldiği için direkt uygulamalı olarak gösterdim. Çok da iyi denk geldi böyle olması. Ben hiçbir subayın boşta kalmasın diye sürekli yerleştiriyorum. Hani bazen yer kalmadığı zaman başkalarına da koyuyorum. O da tabii ki biraz daha kötü etkiliyordur büyük ihtimalle. Bu işaretler karakterlerin işte şeyleri böyle özelliklerini falan gerektiriyor ve birçok şeyini de geliştiriyor. Bazı hani benim bazı karakterlerimde iki tane yeteneği falan var öyle yani. Özelliği var neyse. Bunlar oluyor. Birimlerden de bazı şeylerimizi yine aynı şekilde gördüğünüz gibi özgürlük savaşçısı bir askerim var. Ve işte el bombası, kıyafeti kendi şeyinden gördüğünüz gibi özgürlük savaşçısı kıyafeti ve kendi kıyafetini giydiği zaman daha çok güçleniyor. Bunu değiştireceğim. Gördüğünüz gibi bu kürek öncü tümen küreği kullanıyorduk. Buradan özgürlük savaşçısı küreği kullanacağız ve bunu canlı bir şekilde göstermiş olacağım. Sığınak hasar direncini ve canı bir tık daha arttırıyor yani. Ne diyor? Özgürlük savaşçıları birim birleştirmesi %30 parça gelişimi kazandırır. Bu da öncü tümen için aynı şeyleri kazandırıyor. Şunu değiştirelim. Askerimiz birazcık daha kendine gelsin. Hemen şuraya gelelim. Roket atarımız BM13. Hemen ekipmanlarımızdan şunu kullanalım. Diğeri kullanılıyormuş. Okey. Şimdi buraya geldikten sonra parçalarına girelim. Buraya da bir tane koyabiliriz buraya. Bir tane daha mı somun anahtarı koyduk? Güzel. Dayanıklılığımız artsın. Bu tabi birazcık daha nasıl desem tankımız şeyi vurduğu için seni güçlendireceğim ya. O çok mu istiyormuş lan? Bakayım. 50'şer tane istiyor zaten. Kalsın ya böyle. Seni geliştireyim mi? Ha?
Yakışıklı. İkişer tane gömeyim sana. Ondan sonra birazcık da seni eğitelim. Sen var ya sen ne kadar hayvanımsı güçlü bir şey olmuşsun ya. Şimdi hemen ne diyor ateş eğitimi. Bir tane buna çakalım. Hücum tatbikatı. Saldırı darbesi. Buna vurduk mu? Tamam, daha da kullanamıyoruz şu anda. Ha, şuna geleceğim bir daha. Bir dakika, 50 kullanabiliyor muyum? Hayır. Bunu da burada bırakacağım. Birimlerimizi geliştirdik. Her şeyi yaptık. Ya video bitimine level almak istiyorum. Ne eksik? Sadece çimentomuz eksik. 4 tane. Çimento. Gel buraya abi. Level aldır bana. Gördüğünüz gibi bu videoda da level aldık. 19. level olduk ve 19. levelde buradan ne gelmiş? Sen mi geldin? Güzel. Güzel. Çok iyi, bayağı iyiyiz. Şimdi evet. Şunları da topladıktan sonra gördüğünüz gibi kaynaklarımız yine hayvan gibi kaynak harcadık. Baya baya kaynağımız gitti. Neyse abi 19. level olduk. Kaç XP izliyor? 136K istiyor. Bu arada ilk yapacağım şey üretim yerini arttırmak, geliştirmek ve tuğlamız ve çimentomuz yok. Burayı tamam, bunlar kolay şeyler. Ben bunları geceden bile bırakırım ve toplarım. Yani tuğla kolay toplayabileceğim bir şey. Çimento da artık hani o kadar zor gelmiyor açıkçası alıştıktan sonra. O yüzden birleştir. Kullanmadığım için bunu birleştirmeyeceğim. Yani birleştirsem ne geliyor? Ağır tank geliyor. Yani bunu kullanmayacağım için geliştirme zahmetine girmeyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Şuna giriyor. Bir tane daha var. Tigger'a dönüşüyormuş lan bu ileride. Tigger. Tigger P kompeten. Tigger Eye. Tigger Ghost. Neyse abi şimdilik dursun. Mal bizim malımız zaten. Bir yere gidecek değil. Neyse bu videoyu da burada bitirmek istiyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Çoğu şeyi anlattım. Subay yerleştirmesini, subay gelişimini zaten videomuzda 22 dakika olmuş. Bol 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 konuştum ve dilimin döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Daha da söyleyecek bir şeyim kalmadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Size bir sonraki videom sandık açılımı olabilir. 50 adet 51 tane biletim var. Belki bu daha da artar, emin değilim. Şu anda diyeceklerim bu kadar abi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve abone olmayı da unutmayalım. Olun abone. Hoşça kalın.